Biz Z kuşağı demiyoruz. Biz Teknofest kuşağı diyoruz. Onlar ilerleyen teknolojiye ayak uydurabilen gençler, kendi vizyonlarıyla kuşağın getirmiş olduğu güzellikleriyle ortaya koydukları yeniliklerle kendilerinden bahsettiriyorlar. O yüzden Z kuşağı değil, Teknofest kuşağı gençler diyoruz biz. Şöyle, gençler bizim için çok önemli. Dikkat ettiyseniz her masada yaklaşık 5-10 dakika sohbet etme fırsatı bulduk. Bizleri dinlediler. O anlamda da çok memnun kaldığımız bir çalışma gerçekleştirdik. Gençler heyecanlı. Özellikle ilk oyunu verecek olmaktan dolayı çok heyecanlılar. Fakat şunu belirtmeden sizlerin yanından da ayrılmak istemiyorum. Önemli olanın vatanın birliği, toprağının bütünlüğü ve icraatleriyle kendisinden söz ettiren bir partinin varlığının kendilerini temsil etmesinin önemini çok iyi anlamış bir gençlikle karşı karşıya olduğumuzu gözlemleme fırsatı buldum. Hepsi pırıl pırıl, gözlerinin içi gülen ve çok akıllı gençlerimiz. Nasip olursa biz de genç bir nesil olarak onları temsil etme fırsatını Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bulduğumuz süre içerisinde nasıl sokağın sesi diyor isek, gençlerin sesi olarak da çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Ben çok memnun kaldım bugünkü çalışmadan. Daima da sahalardaydık. Ben gençlik kollarında da çalıştım döneminde. Kadın kollarında da il başkanlığı da yaptım. Onları temsil etme fırsatı da buldum. Bugün geldiğimiz noktada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle ikinci sıradan Aydın'dan milletvekili adayı olarak bugün sahalarda çalışmalarımı sürdürüyorum. Sizin aracılığınızla bunun sözünü de vermek istiyorum. Ben gece gündüz yeri gelirse elbette kendi ailemizi bu vatan için geri planda tutarak onların, gençlerin ve kadınlarımızı ön planda tutarak çalışmalarımı da sürdüreceğimin sözünü de sizler aracılığıyla vermek istiyorum.